Burası Ohri. 1992 yılı Haziran ayında gelmiştik. Defalarca geldik. Bir kez daha Ohri'deyiz. Tarihler Temmuz ayının 20'si, 20 Temmuz'ları gösteriyor. Sembollerden biri Ohri Çınarı. Maalesef 15 yıl önce şuraya Çinçek Çatmak'ı konuldu. Bu bütün bu tarafı yanısı gitti. Alt tarafı da çok geniş, görüyorsunuz. Benim çocuğumda yazın burada benden çalışıp tıraş ediyor. Ağacın içinde. Merhabalar. Ohri'deyiz. Burası Ohri ve Ohri mimarisiyle müthiş bir güzellik sunuyor bölgede. Çinlilerin geliştirdiği yöntemin aynısıyla kağıt tamamen doğal, %100 organik kağıt nasıl yapılıyor? Beyefendimize gösterecek. Şimdi Navidad Doğa Nadir Batu. Ovi. İşte bakın bunlar sert ağaçlar. Özellikle meşe ve ceviz ağaçlarının iç tarafından dikine, yukarıdan aşağıya kesilmiş şekilde iç kısmı yani kalbi. Gördüğünüz evet ağacı kesiliyor ve tamamen doğal su. Burada 17 gün bırakılıyor ve burada eriyor. Ve bu şekli alıyor. 17 gün durduktan sonra. 10% meşe. 40% pamuk, 20% meşe. Yani %40 pamuk dahil ediliyor. O da organik bir şey. Diğer geri kalanı da özellikle meşe ağacından. 17 gün burada durduktan sonra onlar birbiriyle kaynaşıyorlar, eriyorlar. Ve bu yöntemle ne var problem? Voda. Sudur diyor. Sıkıntı değil. Evet, sıkıntı değil. Bakın kağıt oluştu. Kurutuyor. Evet. Şimdi kağıdı buradaki şeye koyuyor. Bu bambu ağacına da kuruluyor. Ya da bezde de. Bakın şimdi bambuya koydu. Ne su veriyorum? Merno. Ayka su tutiskeni. Burada tabii artık bu süzülüyor. Süzüldükten sonra yani 2 gün bu şekilde kurutuluyor. Dışarıda da bırakılıyor ve bu şekilde 2 gün sonra bu halini alıyor. Biraz kalın. Şimdi bu kağıt bu şekilde oldu. Tabii yamuk değil mi? Ondan sonra ne yapılıyor? Şurada gördüğünüz preste 17 saat daha şeyde duruyor preste. Ve düzleniyor bu kağıt. Artık iyice A4 şeklini alıyor. Ardından ne oluyor? Tabii kuru kağıt bir işe yaramıyor. Baskıya, matkuya giriyor. O da hemen arkadaki makinede şimdi gösterecek. O Gutenberg'in yaptığı orijinali bir tanesi Almanya'da, bir tanesi de Slovenya'da bulunan bunun kopyasıdır. Hadi ya. Kopyasıdır. Burada nasıl bir şey yapıyor? Kopyasıdır. Ne olursun? Yok. Sağ olun. Sağ olun. Ben anlattım. Znači, presa ako imamo kliše, model. Markalu. Kalu. Se fiksira. Stavamo boja. Kartijata. I ona su potiska je ovako, snažna. Kraj. To bi ono odpečatao. Basmak, kalıp, kağıt, kültürün temel unsurudur. Ama biz maalesef onu en iyi şekilde değerlendiremiyoruz. Bir sekamız var, yok oldu gitti. Burası Ohri ve Ohri'de kağıdın nasıl yapıldığını öğrendik. Evet. Sizler de satın aldınız baskılardan. Evet, neler söylersiniz? Gerçekten çok şaşırdım. Binlerce yıl önce, 2000 yıl önce yaklaşık Çinlerin bulmuş olduğu yöntemler
burada gözlerimize şahit olduk. 2000 yıllık bir maceraya biz burada şahit olduk. Ciddi bir duygu şey içerisindeyiz şu anda. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok sağ olun. Çok teşekkür teşekkürler. Hadise satın aldınız hemen. İyi günler. Ohri şehrinin bir temsili resmi. Ceviz çerçeve içerisinde. Çok da uygun bir fiyata. Gelenlere herkese tavsiye ediyoruz. Pek kolay gelsin. Evet. Gelsin. Kağıt burada yapılıyor. Ve orijinal şekilde nasıl yapıldığını kağıdın burada gördük. Burada da baskının yapıldığını ve burada bu sanatın nasıl yaşadığını şahitlik yaptık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hello. Mutluluklar. Mutluluklar. Türkiye selam. Ayasofya. Gezebiliyorsunuz. Sevdiğiniz. Güce merkezde. Antik tiyatro, aynı zamanda da arena. Arkada yok mu? Güzel bir yer. Ve özellikle en altta. Yukarıdan baktığınız zaman. Bakın, karşıdaki kilise, karşıda gördüğünüz manzara. Aşkım.
ve kutsal ruh olarak tanımlıyorlar. Hani bu doğa harikasını görün etrafında yapacağımız durum keyfinin tadını çıkararak. Bunları koyacağız, böyle bir şey olur mu? Hesap verici Avrupa Birliği'ni girmişim ben. Süper. Süpersin ya. Süper. 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 Evet, Ohri Gölü burası dünyanın en temiz göllerinden çok özel ala ve balıkların çıktığı yer. Burası Ohri Gölü. Sahillerindeyiz Ohri Gölü. Bu güzel eşsiz manzarasını sizlere göldeki tekniklerinden tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten görülmeye değer güzel bir yer oluyor. Burası Ohri Gölü. Ohri Gölü dünyanın en temiz göllerinden birisi. Özellikle UNESCO tarafından da koruma altına alınan gölde çıkan çok özel balık. O balık Türkiye'deki alabalıklara benzer bir balık türü. Ama biz Ohri Gölü'nü sizlere farklı bir noktadan tanıtmaya çalışıyoruz. Kaplanla beraber. Merhaba. Merhaba. Evet. Şöyle. Ohri Gölü'nde kaptanlık yapmak da varmış. Değerli izleyenlerimiz, birçok yerde kaptanlık yaptık ama Ohri Gölü bizim için çok ayrı anlam ifade ediyor. 92 yılında ilk kez buraya gelmiştik. Uluslararası 31. Balkan Ülkeleri Festivali için. Şimdi Ohri Gölü'nün içerisinde şöyle kaptanımızla tur atıyoruz. İsim? Vasco. Evet. Hadi. Evet, Ohri. Ohri'deyiz. Ohri, özellikle yaz aylarında yoğun turist çeker. Yoğun turist çeker bir bölge. Ohri gölü de Balkanlardaki Avrupa'da en derin göllerden bir tanesi ve nadir balıkların bulunduğu bir göl. Kırmızı benekli balığı sadece burada yaşadığını biliyoruz. Ve bir de Baykal gölünü biliyorsunuz. Baykal gölünün dışında burada kırmızı benekli balık yaşamaktadır.
İngiltere Kraliçesi'nin balığının burada gittiğini biliyor musun? Evet. Galiba şu otelde. Zorla çay getirdik. Müthiş bir Makedonya gezisiydi. Başkent Üsküp'ten yola çıktık. Temmuz ayının sonları 2015 tarihinden Ohri'ye geldik. Başkent Üsküp'ten Osmanlı eserlerini gezdik. Sonra Kalkandelen, Harabati Baba Tekkesi, Alaca Camii, Kostivar üzerinden Ohri Gölü sahilindeki Ohri şehrine geldik. Ohri, Osmanlı burayı fethedince görür burayı paralar ve büyük bir yorgunluktan sonra oh derler. İşte oh, Ohri adı buradan geldiği de söyleniyor. Biz de bir Ohri Gölü üzerinde seyir sefer yaparken oh deyip şöyle bir çayından derin nefes aldık. Doğru mu dostum? Evet. Müthiş yorgunluğumuzda gitti. Aranızdan çayı Ohri'yi söyleyeceğim. Ohri Gölü üzerinde çay keyfi bir başka gayet. Kesinlikle. Yani başka bir yer. Manzara muhteşem. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr